Merhabalar, bizi özlediniz mi arkadaşlar? Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Kanalımıza yeni gelenler için ben Ayşe, eşim de Samet. Kanalımızın ismi zaten Ayşe Samet. Burada bir alkış tufanı kopması gerekiyor. Evet. Çünkü tam yaklaşık 5 yıldır falan bu işi yapıyorum. Yani içerik üretmeye çalışıyorum YouTube'da. Ama henüz 5000 abone kazanmış değilim. Yani yıla vurursak yılda 1000 abone bile gelmemiş. Artık nasip kısmet diyorum. Güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Ne yapıyorsam onu çekmeye çalışıyorum sizlere. Ama nasip herhalde bu şekilde ilerliyor. Yani bizim kanalımız çok yavaş ilerliyor arkadaşlar. Eğer sizin de hani çekmemizi istediğiniz içerikler varsa yorumlarda buluşabiliriz. Biz şimdi, bizi tanıyanlar için zaten bizi bilenler biliyorlar. Biz yıllardır yani 2018'de en son tatile gitmiştik. Ve bu sene tatile gitmek nasip oldu. Yani ben artık çok bunalmıştım. Samet de bana keza, zaten Samet iş hayatında olduğu için daha da bir strese giriyor. Yılda insanın hani bir hafta bile, yani bir hafta demeyeyim aşkım, 3 gün bile olsa bir, değil mi? İnsanın deşarj olmaya ihtiyacı var. Tabii. O yüzden plan yaptık. Yani dedik ki şöyle 3-4 gün uzaklaşalım, kafamızı dinleyelim. Hani böyle maksat işte yer değiştirmek olsun, kafa dağıtmak olsun. Çok böyle aman aman lüks bir tatile gitmiyoruz. Çok böyle mütevazi bir tatil olacak bizim için. Ama benim en çok sevdiğim, en çok merak ettiğim yerlerden bir yere gidiyoruz. Pazartesi günü yola çıkacağız. Siz bu videoyu izlediğinizde biz büyük ihtimalle tatilde, yani yok, tatil yolunda olmuş oluruz. Çünkü ben genelde videolarımı 12'de atıyorum, 12'ye planlıyorum. Büyük ihtimalle o gün videomuzu izliyor olacaksınız. Muğla Akyaka'ya gidiyoruz arkadaşlar. Gideceğiz daha doğrusu. Apart otel mi deniyor bizim için? Tuttuğumuz yer gezi tatil yeri. Aynen yani zaten. Otelde kalıp ultra, zaten otel nedir o? Kahvaltı harici başka bir hizmeti yok. Evet, otelin zaten hani. Biz kahvaltıyı orada yapacağımıza dışarıda yaparız, evet. Zaten ne gerek var. Aynen öyle. Daha öncesinde Kübralar da gitmişti oraya. Ben de onlardan da bayağı bir hani güvenerek de zaten orayı tercih ettik. Ama şu aklılara gelmesin. Dandik bir yerde değil. Evet, ben mesela hiç bakmadım fotoğraflara arkadaşlar. Bende öyle bir şey vardır. Gidesiye kadar, o anı ben kendim yaşayasıya kadar bakmıyorum. Hani fotoğraflarına bakmadım, etmedim. Gideceğimiz, gezeceğimiz yerlere de vloglarını da izlemedim, videolarını da izlemedim aşkım. Bende öyle bir şey var. İzlersem ya çok umutlanırım ya da hevesim kaçardı. O yüzden kendim gidip, yaşayıp, deneyimleyip o şekilde vloglayacağım sizlere de inşallah. Bizlere de güzel bir anı kalır. Instagram da hala düzelmedi, hala kapalı. Oradan da gene günlük atardım storyler ama nasip böyleymiş. Artık yine fotoğraf falan çekiliriz bol bol zaten. Konuyu nereye bağlayacağım? Şimdi biz Carrefour'a gidiyoruz, yani birazcık bir tatil alışverişi yapmamız lazım. Nasıl desem, Samet'in işte plaj havuzu falan yok, onlara bakacağız. Ondan sonra şu seyahat boy, şampuan, duş jeli, onlara bakacağız. Dediğim gibi inşallah güzel bir gezi tatili olur bizim için. Onun dışında ne söyleyecektim? Bu arada ha, gideceğimiz otelin, işte Kübra bana dün akşam attı fotoğrafını aşkım, havuzu falan o kadar güzel ki, çok şahane. Küçük, minimal böyle bir otel sanırım burası. Zaten biz her güne yaydık arkadaşlar. İşte zaten göreceksiniz videolarımda da. Fethiye, Yuvarlakçay, işte Güzelköy, hepsi yakın yakına galiba rotaları. Samet de bir rota çıkarttı bize. Hepsine gideceğiz inşallah. Yani hepsini de çok merak ediyorum. İlk böyle görmek istediğim yerlerden bir yerde zaten Muğla Akyaka'ydı. Aslında daha öncesinde Samet askerliğini Muğla'da yapmıştı. Senin askerlik yaptığın yer neresiydi aşkım? Ben Gazeller'de yaptım, Bayır'da yaptım, Akyaka'da yaptım. En son bizim geldiğimiz, ama bizim geldiğimiz Çiğ'e geldiğimiz yeni tören. Yeni merkezdi. Yeni merkeze gittik. Ben de Samet'in ailesiyle birlikte gitmiştim. Ama tabii gezememiştik. Hani Samet'i o zaman evci çıkarmıştık. Bir günlük galiba. Sen İzmir'e almıştık seni. Biz. Hafta sonu sadece. Cuma gelmiştiniz. Cumartesi, kış. Pazar günü teslim olmuştuk. Aynen. Bir de kıştı değil mi? Kıştı. Her i̇ki taraf kez sisti. İki kez. Aynen. Ben ikincisinde yoktum herhalde. Birincisinde vardım ama o yemin törenine gitmiştim. İlk yemin törenine geldiğinde çıktım. Bir de evet. Annemler sadece gelip çıkarmışlardı. Hatırlıyorum. Biz o zamanlar çok yeni sevgiliydik. Yani 6-7 ayımız falan vardı. Çok taze bir sevgiliydik. Ben çekine çekine böyle gitmiştim. Kayınpederim kullanmıştı arabayı ve inanılmaz sis vardı. Kış olduğu için zaten öyle. O yüzden göz gözü görmüyordu. Biz de tabii gezemedik. Keşke ben, o zamanlarda vlog çekiyor olsaydı. Keşke ya, evet. Şimdi izlerdik onları. Yani yıl 2012'den bahsediyoruz. Ama tabii ki de Samet de gezmemiş. Hani askerlik yaptı ama
Yok zaten askerde. Bilmiyor oraları da o da. Şey değil. Ya biliyorum ama unuttum yani. Çok değişmiştir bence oralar. Şeye gitmiştin sen aşkım. Oralı o zamanlar o kadar vardı. Akyakalar şeyler o kadar şey değildi ya. Değilmiş. Çok ünlü değildi. Evet. Sonradan o yuvarlak çaylar falan. Ya ben hiç duymadım oraları mesela. Değil mi? Sonradan böyle ünlendi yani oralar. İşte Belen kahvesi vardı. Samet orada resim çekilmişti. Fotoğraf Belen atmıştı. Belen kahvesi çok ünlüydü mesela o zamanlar. Evet. Belen kahvesinin yüzüne bakan olmaz. İşte mesela. Değil mi? Şimdi de o Akyaka, Azmak Nehri falan oraları ben çok merak ediyordum. Azmak'ı biliyorum. Onu duymuştum. Ama Samet yuvarlak çayı falan duymamıştım. Yani. Evet. Bir de ne vardı bizim için? Kanyon var mesela. Kanyonu da duydum ama uzaktı benim olduğum yere orası. Evet. Fethiye biliyorum. Antalya sınırında. Aynen. Antalya'ya gittik de tabii. Antalya'ya yakın yani Fethiye. Balayına gitmiştik Antalya'ya da. Ondan sonra arkadaşlar işte öyle. Samet de tabii bana iki yer sundu. Bu sene dedi ki hangi yere gitmek istersin? Zaten bizim istediğimiz bir Kuşadası ya da Muğla Akyaka vardı. Dedi ki bana gezi amaçlı mı istersin? Yoksa hani Kuşadası'nda her şey dahil bir otele mi gitmek istersin dedi. Vallahi dedim ben zaten deniz hani çok giren birisi değilim denize. Samet de benim gibi yani çok fazla böyle denizci değilizdir. Ama gezi tatili benim daha çok böyle hoşuma giden geziler şeylerden, tatillerden. Böyle bir karar aldık arkadaşlar. İnşallah da güzel geçer diyorum. Dediğim gibi şu an sizler bu videoyu izlerken biz herhalde yolda olmuş oluruz veya varmış oluruz. Çünkü pazartesi günü sabah 4 gibi çıkacağız evden. Çok da gece kalmayalım dedik. Çünkü böyle hani yavaş yavaş gideriz. Acelemiz yok. Hedefimiz sağlam. Öyle bir laf var ya. Latte'ye halası bakacak. Latte'yi Hande'ye bırakacağız. Onlarda da 2 tane kedi var biliyorsunuz. Lokumla bisküvi. İşte merak ediyoruz bakalım ne yapacak onlarda. Bir de Latte'yi çok özleyeceğiz biz. Yani çok ayrı kalamıyoruz onunla. Ama orada güzel zaman geçirir ya. En azından hani orada kediler var. Canları sıkılmaz. Bakalım nasıl olacak ilk deneyimimiz. Latte bize aşkım cidden şans getirdi. Bak Latte bize geldi ve biz bu sene tatile gidebiliyoruz yani. Ben inanıyorum kedilerin şans getirdiklerine. Evet. Olabilir. Olabilir ben öyle düşünüyorum. Gezi yani bizim için. Yani gezi zaten ama yine de tatil aşkım yani. Pazartesi gidip cuma döneceğiz arkadaşlar. Cikleti de anneme bırakırız diye düşündük. Aslında ben Sevilli ablaya bırakacaktım. Sevilli abla da Konya'daymış. Tabi yaz yani dönemi herkes annesinin babasının yanına gidiyor uzakta olanlar. Memleketlerine gidiyorlar. Sevilli abla da ay sonuna kadar yokmuş. Şey kaçtı. Samet diyor ki arkadaşlar dişinde diyor ruj var diyor. Sen var ya aşkım ne fenasın ha. Söylemez o görürse. Mesela bazen görüyor. Saçımda geliyor meleme saçımda bir şey var. Böyle beyaz bir şey söylemiyor. Ya da dişimde maydanoz var söylemiyor. Şimdi dedi ki ilk defa söylediğini duydum. Bakayım var mı gene? Az önce sarmaydım ben de vardı. Sen bakayım. Yok dişlerin inci gibi mübarek. Geldik şimdi Carrefour arkadaşlar. Bugün inşallah kalabalık değildir. Evet. Takıldı arabamızda. Bak bakalım. Aa bence de o. Samet'e plaj havlusu bakıyoruz. Aa güzel değil. Düz sade bir şey daha güzel değil mi? O da aynısı bence aşkım. Bence öyle mi? Aynı. Bak belli. Evet gayet güzel değil mi aşkım? Ama çalışmıyor. Priz yok mu ya? Bunlar hava soğutucu galiba arkadaşlar. Hava nemlendirici mi oluyor? Dijitsu fiyatları da galiba 7000 liraydı. Şurada vardı. Evet 7000 lira. Açık hali burada. Ha şurada şey. 26 derece mesela şu an. Aa güzel ha. Bakayım. Tabii şu an çok buz gibi değil ama. Çalıştıkça mı acaba soğutacak? Desenlilerdense ben bunları beğendim arkadaşlar. Samet ince diyor, suyu çekmez gibi diyor ama bence güzel ya hafif. Bak bir de turkuazı var. Ha bu ağaçlı yok ya şu daha güzel bence. Şu hem balıklı ya çok hoşuma gitti. Bu da mı balıklı? Farklı mı? Aa bunların desenleri farklı. Ciddi misin? Yo. Balık bak. Balık mı bu? Balık. Aa şöyleymiş aşkım bu. O da orada bir tane açık var ona bakalım. Fiyatları da çok uygun bakın. 130 lira. Bu teminkinin aynısı sanki. Evet bu aynı bizim baktığımız. Sen şunu merak mı? Ettin. Onu aç istersen bir de. Aç. Samet şimdi şort deniyor. Bir tane keten şort beğendim ben ona. Krem rengi. Onu denecek bir arkadaşlar. Bakalım olacak mı? Aa çok güzel ya. Keten ben bu rengi bu çok seviyorum. Şey ben normal ama. Tamam o da güzeldi zaten. Ben renk olarak zaten bunu beğenmiştim. Rahat mı peki? Çok rahat. Bir de ben sana aşkım gömlek alacağım defaktodan. İnşallah bulursak o gömleği. Çiçekli böcekli bir gömlek alacağım.
Aşırı güzel. Bir de keteni giyeyim onu gör. Hiç şortun yok çünkü. Bir tanelik şortun var. Bayağı bir yorulduk arkadaşlar. Samet dedi ki bir çikolata ısmarlar mısın? Karan varmış. Hangisi aşkım? Karan mı yiyeceksin sen? Can'la da yiyeyim. Evet, ben ne yiyeyim acaba? Kan şekerimiz düştü ya. Yorulduk bir. Dido da yiyebilirim. Ben albeni yiyeceğim galiba. Evet, ben al beni yiyeceğim. Biraz dolaba bakayım soğusun sonra bir alalım mı? Olur. Gel. Bu arada lif bakar geliriz. Tamam. Tamam. Ben bekleyeyim seni. Sen bana. Bekle. Tamam. Bir borcum yok. Aşka telafi olman olmasam. Arkadaşlar biz neredeydik? Nereye geldik? Önce güzelce gezdik biliyorsunuz. Carrefour'da alışveriş yaptık. Birazcık ondan sonra alışverişlerimizi bitirip orada defakto olmadığı için Mavi Bahçe'ye geçtik. Mavi Bahçe'de de defakto da Samet'i aradığım gömleği bulamamıştık. Ondan sonra dedik ki hadi Kipa'ya gidelim. Şimdi de Kipa'ya geldik. Karnımız acıktı tabii ki de. Bay Döner'e geldik yine. Oo, burası çok güzel esiyor yalnız. Buradan hiç gitmesek olur aşkım. Şöyle güzel bir serin yer bulduk arkadaşlar. Böyle. Makine var. Bu ne ya aşkım? Eve bundan gereksin değil mi? Çok güzel. Ne söyledin aşk hoş? Ne yiyeceğiz? Tatil moduna girdik biz artık. Değil mi? Tek İskender, tek yeterli bana. Bana da yeterli aşk. Aslında ben eskiden dubleler, mobleler yerdim. Ama bak gömleği X'lerce bulduk ya. Çok sevindim. Dedi ki Samet kilo alırsam dedi bu gömleğin içine giremem. Ben dedim ki kilo almaya bakma, vermeye bak dedim. Dun 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 dun. Şok sözler. Acıktı ama acıktı. Aslında ben Burger King yiyecektim. Ha, söyledik su gelecek şimdi. Ya aşkım bu daha iyi, Burger King ne ya? Evet, yok ondan değil. Ben hani hemen en pratik. En azından şurada et ye yani. Burger tabii canım. King'de ne yedin belli değil ya. Hadi yeni o da tamam da. Yani o da güzel, sen doymuyorsun onunla zaten. Bir de şey. Hani Burger ben dedim. Burger King yeseydim ben yemeyecektim. Ya. Yemeyecektim aşkım. Benim için Bay Döner daha iyi tabii ki de. Ben de yiyeyim de Bay Döner için. Akşam yemeği bir daha yemeyiz yani. Ondan... Aynen öyle. Biz bugün ne yedik? Zayıftı bizim akşam yemeğimiz. Kuru fasulye yedik. O da bizim midemizi yaktı. İkimizde de bizim şey reflü var ya, o çok kötü oluyor değil mi? Çok güzel aşkım ya. Şuna harika bayıldım. Şey bu ne ya? Ya bu. Çok güzel bu. Bizim evde öyle bir şey lazım. Kesinlikle ya. Baksana buna. Gold Master mı ne bu? Kabel. Salon Master yazıyor. Kabel. Vallahi bayıldım ben de. Çok güzel. Arada bir böyle estirtiyor. Sağ oh, bir şey şöyle. Var. Buraya da böyle bir şey lazım idi. Yat ya şoförüm. Bir de şey var. İçinde de var. Mekanizma. Böyle şeyler var. Klima gibi değil mi? Soğuk bir tarafı evet, bu tarafı evet. Evet. Aşkım güzel şeyler bulduk değil mi? Güzeldi. Nerede onlar? Sende değil mi? Bende. Eve gidince defaktodan aldıklarımızı da göstereceğim. Ben de kendime bir şey buldum arkadaşlar. Samet'in gömleğini bulduk. 400 liraya gömlek aldı bana hediye. Evet. Sağ olsun. Allah razı olsun. Sonra aşkım da bana da. Kendine de 400 liraya hediye aldık. Kot, şort, etek gibi bir şey beğendi. Onu hediye aldıktırdı kendine. Şimdi ben 400 liralık hediye aldım. 400 liralık hediye verdim. Evet. Nasıl bu işten çıkarın be. Şey oldu mu ben anlamadım. Ama gömlek 500 liraydı. İndirime girmiş. Çok şanslıyım. Etek de 500 liraydı. O da indirime girmiş. Etek de ben öyleydi. Şanslıyım. hayat böyle müşterek yani. Ben sana madem bugün... öyle ben sana hediye aldım. Sen bana hediye aldın. Ne herkes kendi şeyini alsaydı. Ama ben sana bir de bugün şey aldım. Deodorant Vim'den. Capitol. Çok güzel ama. Ne? Geçen gün de aldım. Tamam. Nivea aldım. Tamam. Nivea neydi? Ben sana almadım. Neyse arkadaşlar. Tabii ki şakalaşıyoruz biz. Ciddi alanlar olur bir de bunu. Vallahi öyle. Şimdi yemeklerimiz gelsin. Yemeklerimizi de yiyelim. Artık eve gideriz. Evde aldıklarımıza bakarız. En sevdiğim an. Joss. Arkadaşlar tabii ki de neredeyim? Kahve köşemin başındayım. Yemeğimizi yediğimize göre artık birer Türk kahvesi içebiliriz Samet'le birlikte. Erkekler hemen sıkılıyorlar alışverişten arkadaşlar. Samet aslında sıkılgan değildi eskiden. Hemen gidelim demezdi. Şimdi diyor ki yemeği yedik ya artık evimize gidebilir miyiz? Tamam hayatım dedim, haklısın dedim. Geldi şimdi. Bir tane küp şeker atıyorum Samet'le ikimize biz. Böyle şekersiz içiyorum. Zaten bu diyorum ki bu Carrefour'un şekerinde hiç hükmü yok diyorum bu şekerin. Şöyle kahve makinemi de açayım. Türk kahvesi içmeden kendimize gelemeyeceğiz.
kahvemizi de içtikten sonra aldıklarımıza bakarız arkadaşlar. Güzel şeyler aldığımızı düşünüyorum. Bayağı bir yani alışveriş yaptık. O zaman birazdan görüşmek üzere. Kahvelerimizi içelim, hemen geliyorum. Şimdi aldıklarımızı sermeden önce Carrefour alışverişimiz 3150 tutmuş. 800 lira da defakto da harcadık. Yani toplamda 4000 gibi bir alışveriş yapmış olduk. İlk önce şöyle fiş uçmasın. Çünkü sonra ben fişten kontrol ediyorum. Latte görünüyor mu arkadaşlar? Yine alışverişlerimin içinde. Bakın şöyle birazcık koyayım. Önce şunları göstereyim. Geçenlerde de biliyorsunuz bundan bir önceki vloglarda bu gömleği çok aramıştım Samet'e. Çok beğendim ya aşkım. Vallahi bir tane falan orada da şansımıza denk geldi şu. Evet, gözükmüyor şu anda yine. Alışverişin içine giriyor. Bak oradan aradan girecek ha. Bu çok uyanık. Isırıyor ya. Şöyle Samet'e böyle bir gömlek aldım arkadaşlar. Ben de bir tane elbise almıştım biliyorsunuz. Collins'ten onunla takım yaparız dedim. Kombin. Uzun zamandır yapmıyoruz Samet'le kombin. Dediğim gibi yine bu 400 liraya düşmüş 500'den. Benim de kot şortum yani şort etek. Şöyle. Bu da çok hoşuma gitti. Ben de hiç bu tarz bir şeyim yoktu. Arıyordum da açıkçası. Şöyle önden etek gibi görünüp arkadan yine şort olan ve çok korunaklı yani aşkım. Hem etek giymişsin gibi hem şort giymişsin gibi oluyor. Çok rahat oluyor bunlar ve rengi de çok güzel. Buz mavisi. Benim bu tarz bir şeyim yoktu. Bu da yine 400 liraydı. Çok beğendim aşkım ya. Şöyle yandan fermuarlı çok rahat oldu. Çok güzel oldu. Tam tatillik olur diye düşündüm. Defakto'daki alışverişlerimiz böyleydi. Şimdi hemen yanımdaki poşetlerden başlayayım. Latte'yi şu an görüyor musunuz? Latte tam burada oturuyor böyle sehpanın üstünde. Aşkım biz alışverişlerde şey almamıştık değil mi? Kolonya. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yok almadık. Şöyle bir tane büyük bir kolonya aldık arkadaşlar. Bunu dedik hani doldururuz. Evde şişemiz vardı çünkü. Onu aldık. Diğer şişe bitti mi? Hangisi bir tane? Bir tane daha almıştık ya onu. O bitti. Sen iş yerindekine de doldurmuşsun. Onunla çabuk bitti o. Böyle bakın artık şu da en miniklerinden yok seyahat boylarından. Çok tatlı bakıyor değil mi? Neden almışız anneciğim? Şöyle bulduk arkadaşlar. Duş jelimiz böyle. Şampuan olarak da yine bu boyunu bulabildik. Bu da en küçük boyu zaten. 300 miligrammış. Bunlar tatil için gidecek. Bunlara kozmetiklere ayrı bir çanta yapacağız. Valiz hazırlığında yine telaşlı olmazsam çekmek istiyorum sizlere. Vallahi valiz hazırlamaya da o kadar çok oldu ki. Bizim valizin içinde neler var? Bizim düğün albümü. Gereksiz eşyalar var ve dolabın üzerinde bekliyor. Yani yıllardır biz bir yere gitmiyoruz. En son zaten İstanbul'a gitmiştik herhalde valizle. Şöyle yine biz tabii Samet'le çok dikkat ediyoruz böyle el hijyenimizi falan. Hani belki beğenmeyiz oradaki sabunları dedik. Küçük bir de el sabunu aldık. Yine yanımızda götürelim diye. Aynı zamanda kendi çarşafımı da götüreceğim. Kendi yastık kılıflarımızı da götüreceğim. Banyo havlusu verirler ama onu da götüreceğiz. Değil mi? Banyo havlularımızı. Götüreceğiz mi aşkım ya? Yani verirler otelden ama ben silemem herhalde. Aradım sordum ben verecek veriyorlarmış. Bakarız tedarik ediyoruz dedi ama ben yine bir tane almayı düşünüyorum açıkçası bilmiyorum. En azından banyo havlumu götürürüm herhalde. Bir poşetimiz bitti. Ondan sonra şöyle ikinci poşeti. Yine karman çorman gidecek arkadaşlar idare edin. Doritos bunları yanımıza götürmek için aldık değil mi? Bu mısır, bunu ev için aldım ben. İki gün daha buradayız ya. Belki dedim yeriz. Çünkü ben seviyorum. Şöyle yine çitos aldık. Bunları yine orada yeriz diye aldık. Akşamları havuzun başında otururken falan belki atıştırırız. Çiğdem aldım. Göksu o kadar çok kruvasan dedi ki değil mi? Canım çok çekti. Şöyle biz Fransa'dakiler gibi yiyemesek de yani oranın kruvasanları çok güzel, çok farklı diyorlar. Yine de şöyle Seven Days aldık. Herhalde Türkiye'nin de en iyisi budur diye düşünüyorum. Bunu da yine yolluk aldım. Yolda ben çünkü bir şeyler durmadan onlar farklı yalnız yiyemeden. Hadi ya ben aynı zamanda. Bir fındık yazıyor. Başka bir şey. Bu fındıklıymış. Hiç farkında diğer olmadan değil. Almışım. İyi ama farklı almışım. Bu da kakaolu. Ya ben fındıkları yerim. Tamam sen onu ye o zaman. Sevmezsin diye ben ikisini de kendime almıştım. Ben kuru Hasan sevmiyorum. Ben kuru Hasan sevmiyorum. Yine yolluk, şeker, şoför uyumasın diye. Ondan sonra şöyle jelibon aldım. Bunları Samet görmedi. Telefonu çaldı yine o sırada değil mi? Sen duymadın onları, görmedin. Bunu yine iki gün için aldık. Yemeklerde ben içeceksiz yapamıyorum arkadaşlar. Kapipalpimiz var.
Ay, latte çok tatlı değil mi şu an ya? Uslu uslu izliyor bizi. Bana bayağı bir su aldık. Yolluk su da aldık. Onları hep mutfakta buraya taşımak istemedim arkadaşlar. Bunları direktman buraya getirdik. Poşet bolca almıştık. Şöyle bir tane ucuz bulmuşken şeffaf bant aldım. Tabii ki de bir tatil için değil. Aa, bak uzun zamandır da ketçaplı yemedik. Çok oldu bunu yemeyeli. Farklı olsun dedim. Bak 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 ağzıyla bak. Bak. Ne yapıyorsun latte? Açmaya çalışıyor. Açmaya çalışıyor. İçinde neler var merak ediyor. Sana yine yaş mama yok latte. Artık Haaland verir sana. Böyle yine ketçaplı. Rokos. Ondan sonra zeytinyağı aldık arkadaşlar. Tatile giden bir insan. Neden zeytinyağı alır ya? Ama uygun bulduk ya. Ondan aldık. 290 lira aldık tanesi. 290 liraya aldık. Samet de dedi ki bak dedi indirimdeyken iki tane al bence dedi. Kuponum da vardı benim. O yüzden iki tane zeytinyağı aldım. Bir şey olmaz yani zeytinyağı sonuçta bu. 4 tane de 3 tane de soğan aldım. İşte bu da 2 günlük soğan aldım. Hani yemek yine yapılıyor yani. Evde aşkım senin en sevdiğin baharat bitmiş hiç söylemiyorsun. Kimyon. Dün sarma sararken ara Allah ara kimyon yok. Çok az vardı evet. Bitmiş ki. Bitmiş mi? Hı hı. Şimdi ben de kimyon. Bunlar çok pahalanmış ya. 50 lira bu Carrefour'un hem de ha. 50. Diğer markalarınkisi baktım 55, 60. En ucuzunu buldum yani kimyonun bile. Siz düşünün. Böyle. Kimyonu oraya koydum aşkım. Kırmakladı beni. Burada biliyor. Dökülmesin diye böyle koydum. Ondan sonra yine arkadaşlar biz dediğim gibi hep her şeyi düşündük böyle liste yaptık. Çantaya atalım diye böyle bir tane selpak mendil aldık yollarda ne olur ne olmaz. Ondan sonra bunun diğeri nerede aşkım? Başka poşette mi? Birer tane lif aldık Samet'le ikimiz. Tatile götürmelik. Evdeki hani orada olur da atarız, kullanat yaparız falan diye aldık. Ondan sonra yine şöyle eti form aldık atıştırmalık. En azından açlığımızı keser. Bunları da ilk çıkacağımız, yola çıkacağımız gün için aldım. Hani gevrek falan alırız belki bir yerden yolda. İşte meyve sularını güzelce dolaba dondururum. Bunları kahvaltıda içeriz diye düşündüm arabada. Ya da işte bir yerde oturup içeriz. Bunları hep tatil için aldım arkadaşlar. Şöyle çiziviç, sandviç, ondan sonra şöyle çokoprens, eticin. Çünkü bizim otelimiz, hani söylemiştim zaten sizlere de, her şey dahil olmadığı için. Biz de böyle abur cubur yemeği de sevdiğimiz için akşamları otururken yeriz aşkım. İyi olur bence bizim için. Ondan sonra ceviz içi aldım. Tok tutsun diye yine yolda. Hani bu sırf giderken değil, dönerken de yine acıkacağız. Bir şeyler atıştırırız yollarda. Samet'e şöyle iki tane çorap aldık. İki tane mi almıştık biz ya? İki. Çok güzel ama. Güzel. Şunları aldık. İki tane babet çorap gibi. Ondan sonra yine tatil için. Babet çorap değil aslında onlar olur. Babet olarak geçiyor onlar hayatım. Bilekten mi? Bilekten patik. Patik babet diyebilirsin. Babet diyebilirsin. Patik çorap o. Ha, yani işte fark etmez. Bir de şöyle diş fırçası aldık. Çanta boy şöyle ıslak mendil aldık. Bunu ben çok seviyorum. Zeytinli biberiyeli. Samet çok sevmiyor bunu. Ben çok seviyorum. Ondan sonra ben fa dışındaki bütün rolonlara ön yargılıydım arkadaşlar. Bunlara hiç ben rolon gibi bakmıyordum. Hiç bakmıyordum bile ben bunlara. Samet dedi ki gel dedi şu Rexona'ya bir baksana dedi. Belki beğenirsin dedi. Vallahi çok güzel kokuyor. Bu aloe veralıymış. Yine tatil için. Samet'i daha önce almıştık. Geçen gün aldık ona galiba. Sana ne aldık? Ne var kaldık? Biz Carrefour'dan aldık. Nivea mıydı? Ben Samet'e son zamanlarda çok aldım. Onun kokuları full dolu böyle yani dolabında. O kadar güzel kokular aldım ki ona. Hangini istiyorsa yanında götürebilir. Ben de bunu götüreceğim arkadaşlar. Şöyle tatilde fresh fresh olalım ya. Bambu aloe vera kokusu. Sizlerin de aklında bulunsun. Rexona'nın güzelmiş yani. Ben beğendim. Herhalde büyük ihtimalle bundan sonra ondan alırım diye düşünüyorum. Geçenlerde kırmızı ojemi sürdüm ve çöpe attım çünkü kurumuş artık. O yüzden bir tane oje aldım. Oje bile 50 lira olmuş. İnanır mısınız? 50 lira şu. 5 liralıktı. Ne 5? 2,5'a falan alıyorduk ya. İnanamadım ben. Golden Rose'un şu. Bayağı kan kırmızı. Tatilde sürerim. Aseton falan da götüreyim unutmayayım. Belki değiştiririm orada arada bir akşamları falan otururken. Oje önemli. Yine bisküvimiz var. Ha. Senin banyo havlun falan çıkacak buradan. Bu da benim lifim. Banyo havlusu. Ay banyo havlusu dedim. Plaj havlusu. Çok yoruldum ha bugün. Şöyle jakarlı plaj havlusu diyor. Ben de çok güzel bir seçim yaptım aşkım. En güzeli bunlardı. Hı hı, al bakayım. Al bakalım yumuşacık. Balıklı balıklı.
Benim de karpuzlu. Benimki ev vardı yani benim. O yüzden almadım. Haribo aldım böyle marshmallow. Son olarak da buradan Samet'in şortu çıktı. Orada kabinde biliyorsunuz ben bej renginden ettirdim Samet'i. Ama Samet çok fazla beğenemedi. Bu laciverti beğendi arkadaşlar. Yine aynı modelin laciverti. Bu da yine uygundu fiyatı. 350 liraydı. 500 liradan düşmüş. Şöyle bir gömlekle aşkım bakayım. Nasıl olacak? Yakışır değil mi? Aa, evet güzel oldu. Ötekine de yakışırdı da. Daha, bununla daha çok yakışır sanki değil mi? Samet pek açık renk pantolonları falan sevmiyor arkadaşlar. O yüzden koyu seviyor. Ama bunu da günlük hayatta da giyer. Biraz da böyle şey. Hatta ben sana söyleyeyim. Onu ben yolda giymeyi düşünüyorum. Yok, yolda giyme bence bunu. Niye? Ama gezilerimizde giy ya, kombinlerde giy. Son olarak da arkadaşlar, kasanın arkasında bunlar 200 TL alışverişe 80 liraya düşüyordu. Bakın 12'li böyle. Bizim 3 tane alma hakkımız vardı. Biz ama 2 tane aldık. Yani 2 taneli böyle 24 oldu. Üçüncüyü de dedik almayalım. Ondan sonra orada bir teyze vardı. Teyzecik almak istedi. O bize nakit olarak parasını verdi. O üçüncüyü de o almış oldu. Faydalanmış oldu. 80 lira hiçbir şey yani. Evde stok bulunması her zaman iyi oluyor. Beni zaten tanıyorsunuz, biliyorsunuz. Ben sürekli böyle geldi koklamaya gene buraya. Stok yapan gillerdenim. O zaman videomuzu artık burada kapatıyoruz arkadaşlar. Umarım güzel bir tatil alışverişi videosu olmuştur. Eksiklerim var mı daha hatırlamıyorum ama listeme göre yok sanırım. Sadece çöp poşeti almayı unutmuşuz. Çünkü çöp poşeti evde de az vardı. Artık neyse yarın falan bakarız diğerlerden. O kadar da konuştuk oldu, çok teşekkür ederim. Evet, o kadar konuştuk ya. Unutmuşuz, bir tek onu unutmuşuz. Olsun, sağlık olsun. Videomu sevdiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hay pipi o anlarınızda. İhmal etmeyin arkadaşlar. Öne çıkanlara geçeyim ki videolarım çoğalsın, abonelerim çoğalsın. Ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz diyorum. Artık lafı çok uzatmadan, çok çene yaptım yine. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki vlogta görüşürüz. Bay bay.